Hoca değişikliğine karar verildikten sonra sanırım bir telefon almıştım. O telefondan sonra çok arzumu, çalışma isteğimi belirttim. Ve geri dönüşün açıkçası heyecanını yaşadım. Tabii takımın zor durumda ve pozisyonunun iyi olmadığını biliyordum. Ama burada gerçekleştirebileceğimizi, yarım kalan planların aslında üzerine koyup ilerleyebileceğini düşündüğüm için anlaşmak hiç zor olmadı. Göztepe aslında hedef ve planlamanın bir takımıydı. Geçen sezon yaşadıklarımız farklı algılara da sebep oldu. Ama bu tabii kendimdeki öz eleştiriyi, özellikle sezon bittiğinde nasıl algılandığımla ilgili kendi öz eleştirimi yapmamı da sağladı. Göztepe kısa süre hedefi kesinlikle bu ligde devam etmek. Düşündüğüm tek şey bu kalan 8 maç. Geleceğe dair Göztepe'nin uzun yıllar Süper Lig'de hem Avrupa'da olabilecek hem de şampiyonluk adayı olabilecek bir takım olduğunu biliyorum. Bu gücü acayip yaşayan bir kulüp çünkü. Aslında cevapları analiz ettiğimizde kendi içimizdeki soruları, sorunları birçok neden olduğunu görüyoruz. Bunları da zaten şu an çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Forvet eleştiriliyordu, gol atamamamız eleştiriliyordu ama umarım kalan 8 haftada da bunu çözeceğiz. Forvet sorunu yok çünkü. Sadece gol atamama sorunu var. Yerli yabancı ayrımını her zaman zaten karşı olduğumu belirttim. Ama şöyle bir gerçek var. Biz bile kadromuzda şu anda yani 14-15 yabancı ile anlaşıyorsunuz, 16-17'ye çıkıyor, feshediliyor. Hem ekonomik anlamda hem de içinde bulunduğumuz antrenman alanları anlamında, yaşama anlamında dışarıda bırakılan oyuncular oluyor. Bunlarla ilgili daha iyi sayıda karar verilip ya da sınırlamaları ortadan ya da tümüyle kaldırsak daha sağlıklı olacak. Çünkü hem ekonomik anlamda kulüpleri zorluyor ve de göründüğü gibi yerli oyuncuların ligimizde süre olarak daha az yer aldığı bir lige dönüştü. Umarım en doğru sonuca ulaşırız. Çok iyi altyapı antrenörlerimiz var ama olanaklar, saha koşullar, materyal koşulları bunlar değerlendirilip yetenek olarak da iyi bir seviyedeyiz ama yetenek tek başına hiçbir zaman yeterli değil. Futbol kültürünü doğru oluşturduğumuzda bence sorun çözülecek. Koşullara uyum sağlama adına, sahadaki pozisyonel anlamda uyum sağlama adına ve organizasyon adına sorunlar yaşanıyordu. Bunlar da aşılıyor. Futbol yaşı çok iyi bir seviyeye düştü. 5-6 yaşa kadar geriledi ve düşünün o yaşta bir oyuncu 20 yaşına, 18 yaşına gelene kadar 13-15 yıl arasında bir eğitim alabiliyor. Bu da bence gelişmemizde ve gelişecek olmamızda gelecek yıllarda futbolumuza çok önemli katkılar sağlayacak. Şimdi ekiplerde açıkçası zaten futbolun içinden gelmiş yahut da bireysel anlamda analiz olsun, atletik performans olsun ve fitness antrenörlüğü olsun, taç antrenörü, işte gol antrenörü, savunma antrenörü, kaleci antrenörü. Bunlar aslında o ekibin içinde mevcut antrenörler. Nasıl kullandığınız, fayda sağlayacak her türlü şeye açık teknik adamlar oluşumuzdan aslında faydadan yola çıkarak değerlendiriyoruz. Ama tabii ki bu özel antrenörlerinde, özel çalışmalarda kendi deneyimleri, donanımları olması farklı bir şey. Şampiyonluk adayları belli çünkü şu andaki puan farklarıyla kalan 8 haftalık süreçte Galatasaray ve Başakşehir'in şampiyonluk adayı, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi adayı olduğu, UEFA'da bile o üst sırayla altta olanlar arasındaki farkı biliyoruz puan olarak. 8 haftada 24 puan var. Hem yarış son haftalara kadar sürecek gibi ve kendi aralarında oynayacakları maçlar çok önemli, o belirleyici. Hem de küme düşme hattında bizim hatta olan da son haftalara kadar, hatta son haftaya kadar gidebilecek bir lig oynuyoruz. Favorim yok ama Göztepe'nin ligde devam edeceğiyle ilgili favori diyebilirim.